İkincisi eğer bu raporda da bu raporda da Ey Sabah Gazetesi ve Ey Haberi Yapan Muhabir iddialarınızı ispatlayacak bir tek harf çıksın ben ve tüm yönetim kurulumuz istifa etmeye dünden hazırız. Zaten okuyacağız para kaçırmakmış devletten para kaçırmakmış. Şu Bilmem haber değil mi? neymiş falan. Kimse yokluğuyla çarptılar haberinden bahsediyoruz. Evet aynen. Kimse bir rapor, yokluğuyla çarptılar haberinden Bir, bir, bir rapordan bahsediyor. Şimdi o bahsettiği evet, rapor aynen. sizin okuyacağınız Burada haber. da iki tane konuya değiniyor. Değindiği konu yine sondan başlıyorum. Bir suç yok. Bir iddia yok. Bir itham yok. Bir isnat yok. Aylar süren mülkiye baş müfettişi başkanlığında ve iyi niyetli olduğundan şüphe ettiğim denetimin raporundan bahsediyor iki tane konuda hatırlatmada bulunuyor. Bir tanesinde de maddi manada bir takviye yapmamızın gerekliliğini ifade ediyor. Rapora gireceğim. Lütfen. Bu kadar. 5253 sayılı dernekler kanununun 17. maddesine göre yasal süre olan 30 gün içerisinde bu eksikliğin giderilerek valilik il dernekler müdürlüğüne bilgi verilmesi buna uyulmadığı takdirde dernekler kanunun 32 taksim bir maddesine göre işlem yapılacağı hususunun bilinmesini rica ederim. İki konu hatırlatıyor. Bunlardan bir tanesi şu, bunlardan bir tanesi ya gülüyorum buna da çok komik. Bizim Sabah gazetesinin ilk yapmış olduğu haber üzerine bir basın açıklamamız oldu. Yani Şubat ayında, 2014 Şubat ayında yapmış olduğu haber üzerine iftira kampanyası üzerine bir basın açıklamamız oldu. Basın açıklamasında Rapordan okuyacağım aynı cümleyi. Topu taca falan atıyor değilim. Hı hı. Basın açıklamasında sehven Sehven 3700 ve 3000 tonaja sahip toplamda 7000 6700 yapar. Yine 6, yanlış 7, bilgi ben. vermeyelim. 6700 tonaja sahip gemiyi 6700 ton yardım gönderildi diye bir ifade var. Hı hı. Fakat okuyorum bütününü yarın medyada bütün medyaya da bunu ve aynı zamanda internet sistemimize de koyacağız bu açıklamayı. Aynen açıklamaya koyacağız. Bu açıklamada devletimize verdiğimiz ne bir bilgide, burası önemli, ne bir belgede, ne bir evrakta, gümrük bakanlığına ibraz ettiğimiz, verdiğimiz ne bir bilgide, evrakta, tutanakta, muhasebemizdeki ne bir bilgide, evrakta, tutanakta, Dernekler Daire Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına, Somali yetkili mercilerine, Dışişleri Bakanlığına verdiğimiz ne bir bilgi ve evrakta hiçbir harf dahi, bir harf dahi yanlışımız yok raporumuzda. Yine o günkü basın açıklamamızın sonucunda da rakama etki edecek. Bugün maliyedekiler bilir. Matematik okuyanlar bilir. İşlem bile yaparken okul birincisi olan bir çocuk Bazen 6 ile 2'yi toplayıp 8 yazacağına 9 yazar. Sonuç da değişir. Biz sonucu da değiştirmeden bakın. O günkü basın açıklamamızda yukarıda bahsedilen bugüne kadar yapılan yardımların toplamı 53 milyon bilmem ne kadardır diye basın açıklaması yapmışız. O tarih itibariyle söylüyorum. Ama bunların o kadar detayına girmişiz ki bizim en büyük hatamız bu dernek olarak. O kadar teferruatlı ve detaylı bilgi paylaşıyoruz ki detayına girerken geminin tonajı ile gemiye konulan yükü hakikaten karıştırmışız orada. Raporda da bize diyor ki, raporda da nerede rapor? Burada. Bir hatırlatmada bulunuyor. Uzun olmaz derseniz aynen okuyun, lütfen okuyun lütfen. Çünkü ben hece hece okuyacağım dedim aynen okuyayım. okuyayım. Somaliye dernek tarafından 22.8.2011, 3.10.2011 tarihlerinde yaklaşık olarak 4200 ton insani yardım malzemesi gönderilmiş olmasına rağmen Derneğin internet sitesinde gemilerin toplam kapasitesi olan 6700 ton yardım yapıldığı bilgisinin verildiği insani yardım amaçlı yardım toplama faaliyetleri gibi hassas konularda dernekçe yapılan bu tür açıklamaların herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde daha tutarlı ve mevcut durumu tam olarak yansıtacak biçimde yapılması kamuoyu bilgilendirilmelerinde daha hassas davranılması gerektiği değerlendirilmiştir. Demin söyledim kravatınızın rengiyle alakalı bir ifadede bulundum. Metin Bey bir daha dönüyorum. Bu bizim Somali raporumuz değildir. Devlete verdiğimiz rapor değildir. Kamuoyuyla paylaştığımız rapor değildir. Dışişleri Bakanlığı'na verdiğimiz rapor değildir. Somali Devleti'ne verdiğimiz rapor değildir. İftira kampanyasına maruz kaldığımız günün sabahında böyle bir alçaklığı bu millete kimse yapmadı. Allah aşkına Somali'ye bu dernek bu kadar yardım yaptı. 53 milyon diye yardımın detaylarını yazarken, yardımın detaylarını ki o gemilerle gönderilen ürünlerin, malların, yardımların hepsinin gümrükte tek 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 ibrazı var. Herhangi bir yetkili merciye, makama verdiğimiz bir yanlışlıktan bahsetmiyorum. Ve çok daha komik bir şey var. Ben söyleyip söylememekte çok tereddüt ettim. İkinci maddede de şu. Diyorum ki Cenab-ı Hak herhalde hani bu kadar mazlumun ve mağdurun yanında olur. Bakın resmi hiçbir evraktaki hatadan bahsetmiyorum ben. Bu resmi rapordur. Rapor, denetim raporu. Denetim raporudur. Ve bu resmi rapor bize tebliğ edildi. Bakın bir matematik hatasını resmi rapordaki bir matematik hatasını ikinci maddesi matematik hatasından bahseden sehven yapılmış sonucu da hiçbir şekilde değiştirmeyen 53 milyon matematik hatasını ben İçişleri Bakanlığımızın ve değerli yetkililerinin derin ve engin hoşgörüsüyle sığınarak burada paylaşacağım. Türk halkı şu anda buyursun. Birinci maddeyi de vesileyle okuyacağım. Buyursun. Kağıdı, kalemi, hesap makinesini eline alsın ve şu cümlemi şu cümlemi ve şu cümlede vereceğim iki tane rakamı toplasın. Birinci ikiyi okudum. Ben, ben i̇ki yazayım. hatırlatma var. Ben Buyurun yazayım. lütfen. Peki. Birincide de şunu diyor. Derneğin 19.7.2011 tarihinde bir mağdurumuzun şikayetini 300 bin civarında mağduru var bu derneğin Metin Bey. 300 bin civarında mağduru yardım var sadece mağdur. Türkiye'de. Hı hı. Bir tane mağdurumuzun bir şikayeti üzerine. 19.7.2011 tarihinde kampanya başlattığı kampanya ile ilgili olarak vesilele raporu da okumuş oluyorum. Tamam. 29.710.26 TL yardım toplandığı Dernek tarafından kampanya başlangıcından önce 13.362.95 TL. Tüm Türk halkı yazsın bu rakama. 13.362.95 TL. Kampanyanın başladığı 19.07.2011 tarihinden sonra 18.744.21 TL olmak üzere toplam 30.607.16 TL yardımda bulunulduğu incelenmiştir. Bu iki rakamı toplayın arkadaşlar. 32. Tüm Türkiye bu rakamı toplasın. Resmi bir evrakta ve raporda 32 bin küsur çıkan rakamı toplam 30 bin olarak sehven büyük bir ihtimalle oradaki memur yazmış. Ya da denetçi yazmış. Bilmiyorum ben bunu da bilmiyorum. Buyurun. Ben bir sehiv dahi yapmadım diyorum ya. Benim bir yalanım yok. Benim bir beyan yalanım yok. 53 milyonluk yardım yaptım geminin tonajını internet sayfasına sabah gazetesine cevaben verdiğim duyuruda ve yazıda yanlış yazmışım. Dernek denetçisi de başka hiçbir şey bulamayınca bunu bana rapora dönüştürmüş. Ve orada bir şey var en son cümleydi devam edeceğim daha en son cümle. Bir ay içerisinde kaldırılması diyor değil mi? Gereki yapılmazsa işte gereği ya dernek denetçileri geldiğinde İnternet sitemizde böyle bir malumat, böyle bir bilgi yoktu. Hangi bir ay? Gelecekteki bir aydan bahsediyor. O bahsetmiş oldukları şey aylardır zaten yok. Olmayan bir, olmayan bir şey. bir şey rapora girmiş. Ve olmayan bir şey de muhteva ve içerik itibariyle düpedüz zaten. Deminden beri anlatıyorum. Külliyen olmayan bir şey girmiş. Sonucu zerre etkileyen bir şey değil. Kuruş etkileyen bir şey değil. Bakın resmi raporda bize gönderilen Vali yardımcısı imzali dernekler dairesinin gönderdiği raporda bakın bir sehibi burada da var. Yani şimdi bundan dolayı Allah aşkına ya. Ya komik durumlar bunlar trajik komik trajik durumlar komik yani. durumlar gerçekten öyle. Ve burada bir önemli nokta daha var. Denetimin sonunda raporun sonunda diyor ki biz gelen dernek denetçilerle de görüşmüştük o zaman. Hı hı. Biz bu mağdura bu mağdura kendisiyle zannediyorum eğer yanılmıyorsam Sultanbeyli Kaymakamlığında bir görüşme yaptılar. O zaman bahsi geçmişti o görüşmenin üzerinde mağduriyetinin devam ettiğini ve dolayısıyla 29 milyon bakın tekrar Türk kamuoyuyla halkımızla paylaşıyorum bunu. 29 milyon 710 liralık bir kampanyada para toplanmış. Bu şahısla alakalı kampanya yardım çalışmasında diyeyim. Kampanyanın hukuki karşılığı dernekler ve yardım toplama yasasına göre farklı. Kafa karıştırmayayım. Biz o iki rakamı topladığınızda 32 bin liralık Yardımı yapmışız bu mağdura. Ama dernek denetçileri dönüyor diyor ki hakkıdır diyebilir. Bir şikayet var. Mağdur kardeşimizin bir talebi olmuş ve bir şikayeti olmuş. O şikayetin de hangi zeminde nasıl ne şekilde olduğu bunlar da ayrı konular. Bugün kimin hangi jurnallerle ve hangi şikayetlerle bunu oldu? Bunlar ayrı konular. Buna rağmen, buna rağmen bize demiş ki ya kampanyadan önce verdiklerinizi saymayın. Kampanya sürerken vermişsiniz. Kampanyadan önce vermişsiniz. Kampanyadan sonra verdiklerinizin bakiyesi olarak derneğinizin kasasında şu kadar miktar var. Demin ben Kızılay'ın kasasında duran Somali için 56 milyondan bahsettim. Miktar var. Ya bu şahsında ihtiyacı devam ediyor. Buna acilen bu parayı öder misiniz? Memnuniyetle. Ve 29 bin küsür lira haberde 30 diye geçiyor o da yanlış. 29 bin küsür lira kampanyada para toplanmış. Bir de altını çiziyorum kampanya tabirinin halkımızın anladığı tamam. manada. Bizim tabi olduğumuz yasalar manasını ifade etmiyorum. Biz toplam şu anda bu mağdurumuza 43 bin küsür TL para yardım yapmışız Metin Bey. Allah aşkına benim sinirlendiğim nokta budur. Alındığım nokta darıldığım nokta budur. Baba oğluna 40 bin TL hibe eder mi yardım yapar mı ya? Baba oğluna yapar mı 40 bin lira yardım? bu derneğin bağışçıları, bu derneğin gönüllüleri Türk halkına demiyorum ben. Milletimizin bütününe demiyorum ben. Bu milletin bir tek ferdine, bir tek evladına müracaat etmiş bir mağdur kardeşimize 43 bin TL yardım yapmış. Allah aşkına bu haberi yapan gazete, bu haberi yapan muhabir bu ülkede taş taş üzerine tuğla tuğla üzerine koyma adına 40 kuruşu var mıdır yahu bu ülkede? Bu ülkenin harcında ve bu haberleri ve bu iftiralar atıyorlar. Ve bakın bir ay sonra diyor, ben sinirleniyorum gerçekten. Bu kadar ucuz olmamalı bu meseleler. Bir ay sonraya kadar diyor, şu anda o 43 bin TL yani bahse konu olan diğer miktar da ne bir ay sonrası? Hepsi yine bu mağdurumuza yardım olarak yapılmış, bankadan çıkmış, rapor bizim elimize gelmeden önce bu işlemler bitmiş ve yine dönüyorum ki ifade ediyorum. Detaya girmek istemiyorum ama şurada bir cümle var. Özür dileyerek söyleyeceğim. Mağdur kardeşimizin ismini tabii ki telaffuz etmeyeceğim. O bizim kardeşimizdir. Arzu ederse biz ona yine yardım yaparız. Dernek denetçileri bu olayı bize sorduğu zaman da gerekli bilgi belge ve evrakları vermiş ve kendilerine uzun girmeyeceğim. Kendisine talebi halinde önceki yıllarda olduğu gibi her türlü yardımda bulunmaya hazır olan derneğimiz diyerek Hangi tarihte tarihi de vereyim. 3 24 4, 24 3 2014 tarihinde dernek denetçileriyle görüştüğümüzde dikkat edin bu cümlenin altını çiziyorum. Kendisine talebi halinde önceki yıllarda olduğu gibi her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu yine ifade etmişiz. Metin Bey biz bu milletin emanetini korumakla mükellefiz. Bizden ne yardım talepleri var? Önüne gelen La yusal, la yuat ve la yusa yardım taleplerine gelebilir. Yardımın nasıl yapıldığını bilmeyen bir muhabirin böyle iftiralarıyla muhatap oluyoruz. Bir talep geldiği zaman biz komisyonlarımızda bunu değerlendiririz. Şahsa gideriz. Yardım ihtiyacını rakam olarak belirleriz. Yardım yapma komisyonumuz sosyal inceleme komisyonumuzun üzerinde yapılacak yardımı belirler. Ve bu yardımı kendisine intikal ettirir. Yardım yapma niteliği devam ettiği sürece de bu yardımı yaparız. Bahsa konu olan kardeşimize bu kampanyadan önce 13.000 TL yardımı yaptık da, bu kampanyadan sonra 18.000 TL yardımı yaptık da, yardım talebinde bulunduğunda tekrar yardım yapacağımızı deklar ettik de, bugün bu hadiseden dolayı denetim raporuna girmesi önemli değil. Bu kardeşimizin sıkıntı ve ihtiyacı varsa biz bu yardımı yine yaparız bu kardeşimize. Şu anda 43 43.000 TL'lik yardımı yaptık. Bu milletin bir tek ferdine diyorum bu yardımı yaptık. Ve dolayısıyla bize yapılan bu yardımları da önüne geldiği gibi çarçur etme. Önüne gelen insanın talepleri doğrultusunda dağıtmadığımızdan dolayı eğer bir iftihar madalyası, bir şeref madalyası verilecekse kimse yok mu derneği kendisine tevdi edilen bu milletin emaneti olan yardımları kılı kırk değil kılı kırk bin yararak mağdura ulaşmak, ulaştırmaktadır. Bundan dolayı ben bu halkın iftihar madalyasını hak etmiş bir dernek olduğunu düşünüyorum. Suçlandığımız konuysa suçumuz bu. Ben suçlu olduğumuza inanmıyorum. Denetimdeki iki maddede bu. Ve ben açıkçası fazlasıyla hassas davrandığımıza ve fazla hizmet ettiğimize. Hizmet ederken fazları ileri gittiğimize ve bunun diyet bedel ve faturasını ödediğimizi düşünüyorum.